Herkese merhaba. Ben iç mimar Tuğçe Çakmakçıoğlu. Bugün Ankara Kazan Projesi'nin iç mekan görsellerini konuşacağız. Müzik Kazan'da 3 katlı villa projesinin bodrum katının tasarımını yaptık. Net olarak 220 metrekareden oluşan yapı, girişi, mutfak alanı, havuz alanı, sauna, fin hamamı, spor ve oyun alanı ile en son olarak çalışma alanından oluşan kompakt bir keyif alanı olarak tasarlanmıştır. Kullanıcının isteği üzerine her mekan farklı atmosferde tasarlanıp farklı malzemeler kullanılmıştır. Bodrum kata hem bahçeden hem de evin içerisinden merdivenlerden inerek ulaşımı sağlamaktayız görsellere geçelim. Mutfak ve oturma alanı dediğimiz bölgede sade, şık ve modern hatlara sahip bir tasarım anlayışı benimsenmiştir. Buradaki tasarımda ana amaç kullanıcının sevdikleriyle birlikte konforlu ve ergonomik bir ortamda vakit geçirmesidir. Koridor ile mutfak arasındaki alanı separatör yardımı ile bölerek alan tanımlaması yapılmıştır. Genel olarak mutfak ve sirkülasyon alanlarında zeminde traverten kullanılarak hem mekan ferahlamıştır hem de bir doku kazandırılmıştır. Bodrum katta yer aldığı için herhangi bir yerden ışık alamadığından açık tonlar tercih edilmiştir. Sadece ortama sıcaklık katılması için e, kür rengi ahşap kaplamaları ile duvar kağıdı kullanılmıştır. Mekana diğer açılardan da bakalım. Burada separatörü, duvar kağıdı, bar tezgahı ve arka tezgahı ile birlikte görüyoruz. Diğer görsele geçelim. Burada da koridor ile mutfak alanını bölerek alan tanımlaması yaptık dediğimiz açıyı görüyoruz. Bu duvarda sanata yer vererek bir sanatçının eserlerini farklı açılarda koyduk. Bir sonraki mahallemize geçelim. Burası da havuz alanı. Burada havuzu, sauna, tuz odası ve hamamı bulunuyor. Kullanıcının günlük koşturmacısından uzakta dinlenebileceği bu alanda modern bir tasarım anlayışı benimsenmiştir. Zeminde antresit tonlarda kaymaz seramik kullanılmıştır. Havuz duvarı da bu zemin seramiği devamlılığını sağlayarak dinamik bir duvar tasarımı yapılmıştır. Bitkisi ve aydınlatmalar ile birlikte de hareketlilik katmıştır. Diğer alanlarda ve duvarda kullanılan yivli ahşap paneller ve duvar kağıdı ile de ortam sıcak bir mekana dönüştürülmüştür. Diğer açılara da bakalım. Bu açı sauna ve hamamı gören açı. Bu da daha farklı bir görünüşten açımız. Hamama bir de içeriden bakalım. Hamamın alanı dar olduğu için açık tonda mermer kullandık. Tavanı ise Türk geleneği klasik hamam kubbesi şeklinin modernize haliyle kemerle yapıldı. Böylece mekanın tavanı daha yüksek göstererek mekan ferahlatılmış oldu. Spor alanına geçelim. Burası da daha çok sokak konseptinde olup evin diğer mekanlarına nazaran daha farklı tasarlanmıştır. Zeminde dökme baton kullanırken tavanda sıcak bir ton boya ile ortam sıcaklaştırılmıştır. Mekanda oluşabilecek akustik problemlerden dolayı açık tavanda akustik paneller kullanılmıştır. Aralarında ise aydınlatmalar bulunmaktadır. Aynı zamanda duvarda kullanılan aynalar ile de bir dinamizm sağlanmıştır. Kullanıcı spor salonundan hani yorulursa mekanın ortasında bir koltuk konum da dinlenmesi için alan oluşturulmuştur. Diğer açıya bakalım. Burada da masa tenisi ve tuğlu duvarı ile görüyoruz. Çalışma odasına geçelim. E, bu alanda aslında ufak revizyonlarımız var fakat sizinle yine de görselleri paylaşmak istedim. Burada lake boyalı paneller ritmik şekilde kullanılmıştır. Bir panel, bir raflı sistem olacak şekilde. Panel olan yüzeylere tablo ya da dekoratif objeler asılabilir. Raflı alanlarda da kitap, aksesuar gibi depolamalar sağlanabilir. Maka markasındaki duvarda kullanıcı dekoratif bir dünya haritası istemişti. Bu alanı o şekilde değerlendirdik. Bu mekanda da duvar kaplaması olarak açık tonları tercih ettik. Kullanıcının alerjisinden dolayı zeminde sıcak tonlarda parke görünümlü seramik kullandık. Diğer açıya geçelim. Burası da makam karşısında misafirler geldiğinde oturup sohbet edilebilir bir oturma alanı ile televizyon ve şömin şömine duvarı yer alıyor. Duvarın ana karakterini diğerinden farklı göstermek için dokulu mermer kullanılarak bir pattern oluşturuldu. Yanlarında ise yine mekanın diğer duvarlarının devamlılığını yakalamak için raflar kullanılmıştır. Burada Ertürk evine ait görseller bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.